Herkese merhabalar. Bugün sizlere açık kasa su arıtma cihazının filtre değişimi nasıl yapılır ve değişiminde dikkat edilmesi gereken püf noktalar nelerdir? Bunları anlatacağım. Öncelikle filtre değişimi yapmadan önce tank vanamızı ve mini vanamızı kapatmamız gerekiyor. Şöyle tank vanamızı tankımızın üzerinde bulunur. Bu şekilde kapalı vaziyete getiriyoruz ve mini vanamızı da aynı şekilde kapalı vaziyete getiriyoruz. Değişim işlemini daha kolay yapabilmeniz için su arıtma cihazınızın hortumlarını söküp su arıtma cihazınızı tezgahınızın üzerine alırsanız değişim işlemini daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. İlk önce alttaki filtrelerden sökmeye başlıyoruz. 1 numaralı filtremiz, 2 numaralı filtremiz ve 3 numaralı filtremiz. Housinglerin içinde bulunmaktadır. Bizim housinglerimiz şu anda boş. Housinglerimizi açarken zorlanacaksınız. Bunun için bir anahtara ve biraz güç yardımına ihtiyacımız vardır. Housinglerimizi açarken şöyle anahtar yardımıyla tutuyorum. Biz daha önce açtığımız için şu anda kolay bir şekilde açabiliyoruz. Sırasıyla 1 numaralı housingimizi, 2 numaralı housingimizi ve 3 numaralı housingimizi yerinden çıkarıyoruz. Daha sonra housinglerimizin içi kirli ise biraz su yardımı ile bunların içini temizledikten sonra yeni filtreleri bu şekilde koyalım. Yani eski filtreleri çıkarttıktan sonra housinglerimizin içinde bir kirlilik varsa su yardımıyla temizleyelim. Yeni filtrelerimizi bu şekilde yerine koyalım. Tekrardan sırasıyla 1 numaralı housingimize 1 numaralı filtremiz olan tortu filtreyi koyuyoruz. Daha sonra 2 numaralı housingimize gaz karbon filtremiz veya blok karbon filtremizi koyuyoruz. Biz şu anda gaz karbon filtremizi koyuyoruz. 3 numaralı housingimize ise blok karbon veya tortu filtreyi koyabilirsiniz. Biz şu anda blok karbon filtreyi bu şekilde yerine koyuyoruz. Bunları yerine koyduktan sonra sıkmadan önce üst kısımdaki filtreleri değiştirirseniz daha sonra bu filtreleri sıkarsanız işiniz daha rahat olacaktır. Bunları biraz şu şekilde aldıktan sonra şöyle gösterelim. Üst kısımda membran filtremiz, tatlandırıcı filtremiz, şöyle alkalin filtremiz, mineral filtremiz ve detoks filtremiz bulunmaktadır. Bu cihaz 8 aşamalı bir cihaz olduğu için. Üst kısımdaki filtrelerin değişimine membran filtremizden başlıyoruz. Membran filtremiz gördüğünüz gibi bir membran kabı mevcut ve bunun içerisindedir. Membran kabımızın ilk önce giriş hortumunu söküyoruz. Daha sonra kapağı açıyoruz. Şu anda membran kabımızın içi boş, sizinki dolu olacaktır. Bunun içindeki membranı bu şekilde tense yardımıyla üstten tutup yukarıya doğru çektiğinizde çıkacaktır. Daha sonra eski membranı çıkarıp yeni membranı takmanız gerekiyor. Yeni membranda ise şöyle gösterelim. Kalın conta ve çift conta, ufak çift contalar. Kalın conta üstte kalacak, ufak çift contalar ise içeri girecek şekilde bu şekilde şöyle gösterelim. Yerine koyuyoruz. Daha sonra yerine yerleştirdikten sonra aynı şekilde kapağımızı kapatıyoruz. Şu anda biz çok sıkmıyoruz bunları. Siz gidebildiği yere kadar sıkmalısınız ki herhangi bir su kaçağı olmasın. Sırasıyla 5 numaralı filtremiz olan şöyle gösterelim. Post karbon yani tatlandırıcı filtremizin değişimini yapacağız. Eski filtremizi sökerken bir tornavida yardımıyla bakın quick bağlantılı olduğu için sistemler aşağıdan bastırarak eski filtreyi çıkarıyoruz. Yeni filtreyi de aynı şekilde bakın. Kapak kısmı giriş, diğer kısım çıkıştır. Yani kalın olan taraf giriş kısmı, diğer kısım çıkıştır. Kapak kısmı aynı şekilde T dirseğimize gelecek. Eğer cihazınız 5 aşamalı bir açık kasa su arıtma cihazı ise post karbon yani tatlandırıcı filtremizin çıkışı musluğa girecektir. Ancak açık kasa cihazınız 6, 7 ve 8 aşamalı bir cihaz ise tatlandırıcı filtre diğer filtre çıkışı diğer filtrelere gidecektir. Yani musluğa değil diğer bir sonraki aşamadaki filtreye gidecektir. Biz 8 aşamalı bir cihazın değişimini yapıyoruz. O yüzden tatlandırıcı filtrenin çıkışı görüldüğü gibi alkalin filtremize gitmektedir.
Aynı şekilde kapak kısmı giriş, diğer kısım çıkış. Yani kalın olan kısım, şöyle bakın elinize vurduğunuzda kalın olan kısım giriş, diğer kısım çıkıştır. Bunlarda kuyruklu bir sistem olduğu için hortumu ittirerek kolay bir şekilde yerine oturtuyoruz. Katlandırıcı filtremizi yerine alıyoruz. Daha sonradan aynı şekilde alkalin filtremizin çıkışı mineral filtremizin girişine bağlıyoruz. Şu şekilde. Mineral filtremizin çıkışından ise detoks filtremizin çıkışına, yani mineral filtremizin çıkışı detoks filtremizin girişine girmekte, detoks filtremizin çıkışı ise musluğa gitmektedir. Bu şekilde üst kısımdaki değişimi yapmış oluyoruz. Şimdi sırasıyla 1 numaralı housingimizi, 2 numaralı ve 3 numaralı housingimizi yerine koyup sıkıştıracağız. Öncelikle 1 numaralı housingimizi yerine koyup sıkıştırıyoruz. Sizler bunu sıkarken aynı şekilde anahtarla girebildiği yere kadar sıkmalısınız. Daha sonra 2 numaralı housingimizi, yani gaç veya blok karbon filtremizi takıyoruz. Daha sonra 3 numaralı housingimizi takıyoruz. Bunları anahtar yardımıyla iyice sıkı bir şekilde sıkıyoruz. Bu şekilde 8 aşamalı bir açık kasa su arıtma cihazımızın filtre değişimini yapmış olduk. Anlatacaklarımız tamamıyla bu kadar. Bu tarz videoların devamı için ve bize destek olabilmek için videolarımızı beğenerek kanalımıza abone olursanız seviniriz. Herkese iyi günler dileriz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.